Döndük faturalarımıza. Biliyorsunuz her gün arkadaşlarımız İstanbul'da ilçe ilçe dolaşıyorlar. Bugün Kadıköy yel değirmenindeydiler. İlçeler değişiyor belki ama tablo değişmiyor. Fahiş gelen zam oranının ardından fahiş faturalarla karşı karşıyayız. Evlerde kombiler çoktan kapatıldı ve battaniyelerin altında oturuluyor. Elektrikler kapatılıyor. Esnafın hali de artık ortada. Diyorum ya, ilçeler değişiyor ama tablolar hep aynı. Buyurun. Yani bak, ellerimi görüyorsun. Soğuk hava vallahi. Doğalgazın burası mı inmişti? Bak, soba yakıyoruz. Bu sene odunu bile zor bulduk. Odun yok piyasada. Fahiş zamlı elektrik ve doğalgaz faturalarıyla vatandaş boğuşmaya devam ediyor. Hem hanelerde hem de esnafta durum nasıl diye gezmeye, sormaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Kadıköy Yel Değirmeni oldu. Bakalım Kadıköy Yel Değirmeni'ndeki esnaf ve vatandaşlar fahiş rakamlı faturalarla nasıl mücadele ediyor? Böyle devam ederse batacağız görünen. O başka bir alternatif görünmüyor açıkçası. Yani ben şu anda bir ay iki ay daha diye düşünüyorum. Sonrasında yok yani. Esnaf artık batmayı kabullendi. Kimisi son 1-2 ay diyerek dayanmaya çalışıyor. Kimisi maliyetleri dayanamıyor, kepenk indiriyor. Azalan işlerle beraber artan elektrik faturalarıyla baş etmeye çalışıyoruz. Son ay 2000 lira dükkan kirası öderken 2350 lira elektrik faturası geldi. 2-3 aydır elektrik faturasını ödeyemiyorum. Faturalar geliyor ama ödeyecek durumumuz yok. Faturalar neredeyse kirayı geçti. Yani %150 neredeyse bir zam var. Çok zor, çok zor. Yani ben bunun sonunu artık düşünemiyorum. Vatandaşın hanesindeki görüntülerse farklı değil. En son gelen doğalgaz faturam 648 lira geldi ve kombim şu anda 0 derecede yanıyor. Kalın giysiler giyerek geceyi ve gündüzü geçiriyoruz. 87 yaşındaki Stara teyze battaniye altında titriye titriye oturuyor. Ne kadar üşüdüğünü muhabirimizin ellerine sarılarak anlatmaya çalışıyor. Elektrik faturası 366 lira, doğalgaz faturası ise 646 lira. Vatandaşa faiz zamlı faturalar gelmeye devam ediyor. Şu anda bir vatandaşın evindeyiz ve gördüğünüz gibi ışıklar kapalı. Kameranın ışığıyla aydınlanıyoruz. Şu anda vatandaşlar ışıkları açmaya dahi korkuyor. Kombi kapalı, ev ise buz gibi. Evde yaşayan 87 yaşındaki Sare teyze ise battaniye altında oturuyor. Çok soğuk evladım, çok çok soğuk. Açamıyoruz. İnan ki vallahi açamıyoruz. Fazla fatura geliyor. Aldığımız 3 kuruş maaş. Nasıl onu da faturalara yatırırsak biz ne yeriz, ne içeriz evladım? Bakın vallahi yakmıyoruz. Bir yani tek tane bak, ellerimi görüyorsun. Soğuk hava vallahi. Tekrarın su ısınmaz, soğumasın hani diye ılık bırakıyoruz suyu. Stara teyze emekli maaşlarına sitem etti. 87 yıldır böyle devir görmedim dedi. Kolay değil, zam zam zam. Aldığımız maaş az. Böyle halimiz ne olacak evladım? İnan yani vallahi geçinemiyoruz artık. Yani Özal'ı da gördük. Özal'dan evveliyatını da gördük. Ben 87 yaşındayım. Böyle devir görmedim ben. Yani bu nedir yani? Aç oturacağız yahu. Kadıköy Yel Değirmeni'nde şimdi de Günyaz teyzenin evine geldik. Manzara yine aynı. Işıklar kapalı ve yanımızda bir kömür sobası var. Kadıköy'de Yel Değirmeni'nde bu sobayla ısınıyorlar çünkü eve doğalgaz getirmeye korkuyorlar. Şimdiye kadar korkmuyorduk ama şimdi bu sene çok korkuyoruz. Sıradaki adres Günyaz teyzenin evi oldu. 86 yaşındaki Günyaz teyzenin evinde tablo değişmiyor. Doğalgaz bağlatmaya korkuyor, 86 yaşında kömür sobası yakıyor. Bizde de elektrik faturası çok geliyor. Daha faturamız orada 400 falan geldi. Yani benim için, benim yaşımdaki insan için çok zor ama ne yapalım, imkanlar. Sobayla uğraş kaldırmak biraz zor ama ne yapacağız? Ben diğer odalar soğuk olduğu için otomatikman hem burada oturup hem de burada yatıyorsun. Evet, ben burada yatıyorum. Vallahi ben işte düşüneceğim, şimdi gelin konuşur ya, 2 senedir doğalgaz istiyor. Fakat ben de bu sene biraz içim yattı. Fakat bu doğalgazın zamlarından ürktüm ben. En son da geline dedim ki bak dedim, yaparsanız yapın, faturaları ödeme. Kaynana resim çekti.